Selena, Selena. Hah, ben de aynı sonucu buldum. Hayatım, ya buldun da şansı buldun. Nasıl şansa ya? Basbayağı çözdüm işte soruyu. Ya canım, öyle şıklardan giderek sorumu çözülür hiç. Dedem de çözer aynısını. Aa, al işte çözdüm. Ya ama içler dışlar çarpımı denen bir şey var. Ne bileyim, sadeleştirme var. Ya dört işlem var. Ya böyle şıklardan giderek soru çözülmez ki. Matematik bizim branşımız. Sen bana bilmişlik mi taslıyorsun Ozan? Ya hayatım, bilmişlik demeyelim de buna, bildiğimiz bir şey yeniden hatırlatma diyelim. Benim de tarihimi ne var? Ya bunu istersen tarih dersinde konuşalım. Allah Allah ya, ben de çözmüştüm soruyu. Ya hayatım, böyle Allah 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 sanki saldıracakmışsın gibi geliyor ya. Allah Allah. Kızlar, bu seninle Zeyni Romeo ile birlikte son görüşünüz. Ay, Romeo mu? Ay nerede? Ay, dur Diloş, konsantre oldum. Dağıtma kafamı. Nerede kalmıştım? Dur Diloş diyordun, dikkatimi dağıtma diyordun. Bu Selin'le Ozan'ın birlikte son görüşümüzdü. Ama nedendi peki? Çünkü Asil'le konuştum. Selin'i bu sınıftan gönderecek ve Ozan'ın yanı boş kalacak. Tabii ben orayı boş bırakır mıyım, hemen de anlayacağım. Ve doğal olarak Ozan'la birlikte daha samimi olacağız. Eller! Ay öyle izin gibi değil, ortada. Birimiz, hepimiz, hepimiz kötüle geçeri. Ay kızlar, bu hepimizdeki birimizlerden biri ben miyim? Salak. Hadi deme öyleyim. Neyse, halim çıksın falım. Ay falim derlerdi değil mi? Neyse Fitnatçığım, bu falı niye kapattım biliyor musun? Senden isteyeceğim şey acaba olacak mı diye kapattım canım. Aa, şekerim, bunun için fal kapatmaya ne gerek var? Sen bana ne istedin söyle yeter. Tabii canım. İstediğin şey atla deve değil ki. Selin'in başka bir sınıfa gitmesini isteyeceksin. Böylece iki kardeş birbirinden ayrılmış olacak. Madem öyle, söyleyeyim o zaman. Hani şu benim hiçbir şeyim olmayan ama maalesef Ekrem'in yeğenleri olan kızlar var ya, şu büyük olan ikisinden bahsediyorum, Selin'le Leyla. Ay, şu Selin denen kızı başka bir sınıfa attırtırsan, sürdürtürsen diyorum. Kıvılcım'a çok eziyet ediyorlar, toz gibi eziyorlar kızımı, eve gelip ağlıyor üzüntüden Fitnat. Bakalım Fitnat bu durumu nasıl karşılayacak? Kötülük karşılıklı olunca tadından yemiyor be. Yani şekerim, bu söylediğin sene başında olsa olurdu tamam ama yani sene ortasında böyle bir şey olduğunda şey oluyor, ne oluyor? Şu oluyor ha, diğer öğrenciler de sınıf değiştirmek istiyorlar, emsal teşkil ediyor. Peki bir şekilde halledemez misin acaba Fitnatçığım? Yani... Oo. Yani senin dediğin gibi olsun. Aman şu ahir ömrümde canım arkadaşıma, kanıma bir taneme faydam olmayacaksa kim olacak ayol? Sen o işe olmuş bil. Tam olarak ne istiyordun? Selin'in başka sınıfa gitmesini mi? Evet, aynen onu istiyorum öyle. Anlamaz mıyım şekerim? Sen o işe olmuş bil. Tamam. Ay harikasın Fitnoş'cum. Ay yapacağım vallahi, üşenmesem kalkın. Bay 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 bay. Sen de harikasın şekerim. Oh, bir tane şekerim. Mevzu bahis kötülük olunca 7 gün 24 saat hizmetinizdeyim. Hades, ailenizin kötülük maddi yanımları. Ay, bir titreme geldi. Neden, hasta mı oluyorsun acaba? Şş, esiyor mu ne? C vitamini vereyim mi? Yok canım. Şimdi bir işçi bir işi 4 saatte yapıyor. Az bile yapmıyor. Köle gibi çalıştıracaksın bunları. 4 saatte yapılan işten zaten ne hayır gelir ki? Bir işçi daha var. Patronun memleketlisi. Ama kral çocuk. Paso yatıyor. Ağlıyor 2 tane işçi. Veriyor parasını. İt gibi çalıştırıyor. Aynı işi 8 saatte yapıyor. Aferin ona. 8 saatte yapsın ama kendi yapmasın. Ah! Biz de şimdi tam sizden bahsediyorduk. İyi insan. Lafın üstüne gelirmiş değil mi? Ya da kaynanan beni seviyormuş diyeceğim ama yemek de yok ortada. bir duyuru yapacaktım da çocuklara Alamet Beyciğim. Tabii tabii, buyurun yapın. Sonuçta duyurudur. Can kulağıyla dinliyor. Teşekkür ederim. Her şey.
Sen çocuğum. Ben mi hocam? Evet, yok ben. Tabii ki sen kakaya. Bundan sonra derslerine C sınıfında devam edeceksin evladım. Nasıl ya? Neden peki? Ne demek neden? Çünkü bu sınıf çok kalabalık. Yan sınıfta iki kişilik boşluk var. Ay sana bir de açıklamam yapacağım. Zilliye bak. Al şu kitabını defterini. Hadi yürü. Ya benim ağzımdan aldınız. Sana açıklamam yapacak bir Dilara Hanım. He, al eşyalarını önünden ben topladım. Haydi. Şerefsiz adam. Haydi. Açıklama yaptırıyorum idresine. Allah Allah. Ben burada daha güzel göreceğim. Gör tabii kuzum kuzum. Ne oldu? Üzüldün mü sen de? Şüpheler. Üzüldün mü? He, bak senin kitabın da oraya gitti. Bir de dersin ta başında anlattığım hani 8 saat çalışan ama kendi çalışmayan adam var ya. İşte o içiyor çayı, içiyor kahveyi, ah yatıyor. Patron da buna yevmiye vermiyor mu? İşçiler falan geliyor, olaylar nasıl Duydunuz yine sesini. Teneffüs zamanı. Haydi bakalım bey namazlar. Göstertin kendinizi. Görüşürüz bey namazlar. He, domates ye, karpuz ye. Geldiğim zaman seni böyle soluk benizi görmek istemiyorum. Kızar biraz. Bey namaz. Ay çok iyiymiş burası ya. Ya. Abi niye gönderdin Selin'i bu fifi? Abiciğim nereden bileyim ben? Of ya Ozan'cığım. Hayatım bırakalım artık arkamıza bakmayı. Yani yaşanmış, bitmiş, gitmiş. Oturup ağlayacak değiliz ya değil mi? Senin için hava hoş tabii. Neyse abiciğim. Sen de al Leyla'yı. Gidip bir Selin'e bakalım biz. Gidelim abi. Ozan'cığım hayatım sen merak etme tamam mı? Ben sıramıza böyle bakıyorum. Tamam Kıvılcım. Boş boş bak öyle tamam. Halledebildin mi Fitnat'cığım? Ne yaptın? Ben de sıkıldım vallahi. Bir çay daha mı söylesek de ama boş ver neyse. Ne yaptın? Vallahi çok zor oldu Aslı'cığım ama hallettim, hallettim. Selin artık başka bir sınıfta. Ay canım benim, biliyordum, biliyordum. Sen bir numara bir iş kadınısın. İşini tez zamanda hallettin, geldin. Çok teşekkür ederim sana canım benim. Ama inan ol ki Aslı'cığım. Yani bütün kariyerimi ve de imkanlarımı dibine kadar seferber ettim yani. Ay biliyorum şekerim, sen bir tanesin canım benim canım. Her şey için teşekkür ederim. Neyse ben artık ufak ufak kaçayım. Yani gideyim diyorum. Gideyim nasıl olsa görüşürüz. Bu arada çaylar, kahveler için çok teşekkür ederim hayatım sana. Şekerim ne demek? Afiyet şeker bal olsun. Sen de bir gün bana şöyle kişi başı 500 milyondan aşağı çıkamayacağımız bir restoranda yemek ismarlarsın. Olur bir tür ödüşü veririz. Ay, ısmarlamaz mıyım? Gideriz bir gün seninle şöyle baş başa en kazık restorana. Söyleriz böyle döşeriz yemekleri. Değil mi canım? Ağzından bal damlıyor şekerim. Hadi canım hadi. Hadi. Hoşça kal. Güle güle. Hoşça kal. Bay bay canım, bay bay hayatım, bay bay veli nimetim. Sizin? Aşkım, nasılsın? Nasıl olabilirim Ozan? Ya bu Fifi neden seni yan sınıfa gönderdi ki? Ne bileyim ya, ben de anlamadım ki durup dururken. Ya zaten iyi ki de sınıfta yer varmış yani. İki çocuğun arasına oturttu beni. Ay yine Aslı yengenin işidir bu. Kıvılcım da sen gider gitmez hemen yerine oturdu. Şey oradan göremiyormuş da o yüzden geldi yanıma. Öyle mi? Ben göstereceğim onu sen merak etme. Sen de onu savunuyorsun yani aferin sana Ozan. Of ya kesin onlar planladı bu işi. Ya abi sen de niye gidiyorsun ki kızın üstüne hala ya? Abi ben ne dedim ki şimdi? Ya bravo abi yani bravo hala da ya bu kadarmış. Erdem ne diyorsun abi sen ya? Ne bileyim abi gaza geldim buradan. Ya ben o sınıfı hiç sevmedim. Ey boş ver, zamanla alışırsın. Alışmak da istemiyorum. Ve işte Kıvılcım bu sıralarda tarih yazıyordu. Önceleri bir hazin aşk hikayesiydi Kıvılcım için. Yeri geldi, aşkını hep içine attı. Romeo'sunu elde edebilmek için her yolu denedi. Hiç kimse Kıvılcım'ın Ozan'ı istediği kadar istemedi Ozan'ı. Ve işte öykümüzün kahramanı Kıvılcım Hanım'la birlikteyiz.
Hoş geldiniz Kıvılcım Hanım. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyiz? Acı var mı acı? Öncelikle bu kadar fazla abartmaya gerek yok. Yani sadece... Başardım, başardım. Sonunda başaracağımı biliyordum. O ezikten kurtuldum. Ama daha işimiz bitmedi kızlar. Şimdi asıl sıra Ozan'ı gerçekten elde etmeye geldi. Bize haince planlarınızdan bahseder misiniz Kıvılcım Hanım? Kötülük TV izleyicileri Ozan'ı elde etmek için hazırladığınız haince planları bekliyor. Tabii ki de bahsederim. Haince planım şu. Dilara'nın evinde kıyafet balosu vereceğiz. Peki benim ya benim yok sayın seyirciler? Kıyafet balosu mu? Evet. Hem de şok şok şok. Bizim ezikleri de davet edeceğiz. Ve tabii ki bunun bu kıyafet balosu olduğunu söylemeyeceğiz onlara. Ve işte yeni bir yenilgi. Peki Ozan'dan ne olacak? Sen merak etme orasını Dilara. Biz orasını da düşündük. Ozanlara da son anda haber vereceğiz zaten. Biz ezikleri haber verdik deriz. Şimdi reklam arası! Hadi gidelim. Ekremciğim ne yaptın? O kurbanlık işini halledebildiniz mi? Yok canım daha halledemedik. Bugün gider bakarım Zülfikar'la ben. Ha iyi bak. Ekrem. Necla'lar ne kesiyormuş biliyor musun? Ne? Dana. Ekremciğim biz de diyorum şey mi kessek acaba? Deve mi kessek? Deve mi? Aslıcığım nereden çıktı şimdi deve kesmek? Bir de bahçeye bedevi çadırı kuralım rahatlayalım. Aşk olsun yani Ekremciğim. Benim Necla'dan neyim eksik Allah aşkına? 90 60 90. Hayatım biz Necla'larla yarışmak için kurban kesmiyoruz ki. Amcacığım yazık hayvana. Kurban kesmesek olmaz mı? Nazlıcığım geçen sene bunların hepsini konuşmuştuk ya seninle. Hem o kurban etiyle bir sürü fakir insan doymuş olacak. Evet ama kasaplarda kesilen koyunlar var. Onlardan bir tanesini alıp fakirlere dağıtsanız en azından gözümüzün önünde kesilmiş olmaz. Sus bakayım sen. Ay sen ne anlarsın? Çocuk işte hayatım henüz algılayamıyor tabii. İyi valla. Yani Necla getirecek kestiği dananın kellesini gösterecek bana. Ben de kasaptan aldığımız etin faturasını göstereyim bari. Aslında çok iyi fikir. Aynen böyle yapalım. Nasıl yapalım? Basbayağı bir kasaba verelim bu işi. O kessin bitirsin. Çocuklar da böylece gözlerinin önünde bir şey kesilmesini görmemiş olurlar. Zaten de etini fakirlere dağıtıyoruz. Olur mu hayatım? O zaman ben ne göstereceğim insanlara canım? Hayatım. Biz kurbanı reklam olsun diye kesmiyoruz ki. Sonuçta Allah rızası için kesiyoruz. Etlerini de doysunlar diye fakirlere dağıtıyoruz. Doğru mu? Ay, hayatım kusura bakma ama yani fakirleri doyurma işini senin yeğenlerini besleyerek yapıyoruz zaten. Ay bırak da eti de biz yiyelim yani. Aslı. Ay ama sustum tamam. Aslı yine başladın yani Aslı diye. Şey Ekremciğim, şu kurbanlık işini tekrar düşünelim. Bak sakin sakin. Tamam öyle büyük bir şey almayız da küçük bir deve alırız yavrularından. Su böreği enfes olmuş. Afiyet olsun canım. Vallahi üşenmedim. Kendi ellerimle saatlerce uğraşıp yaptım. Sen mi yaptın mı su böreğini? Evet. Ne yani aşk olsun. Benim gibi hoş, güzel, zarif bir kadın börek yapamaz mı yani? Yakıştıramadın mı? Hayır ne bileyim. Her zaman müstesna yapardın da. Müstesna mı? Ay müstesna diye. Hayatım müstesna su böreğinden ne anlasın Allah aşkına? Yani börek görse armut zanneder vallahi. İyi. Ellerine sağlık. Pek güzel olmuş karıcığım. Ekrem. Börek dedin de aklıma geldi. Bugün Selin başka bir sınıfa sürüldü biliyor musun? Başka bir sınıfa falan sürülmedim Kıvılcım. Bal gibi sürüldün Selin'cim. Hayır bir kere ablam sürünmedi. Bir dakika çocuklar. Ne tartıştığınızı tam olarak öğrenebilir miyim? Ya Ekrem amca Fitnat Hoca bugün sınıfa girip durduk yere sınıfımı değiştirdi. Öyle mi? Ya üstelik ben sınıfımdan gayet memnundum. Peki niye değiştirdi o zaman sınıfını evladım? Aman canım niye olacak hayatım? Sınıfın seviyesini düşürüyor diye herhalde. Ay tembeller sınıfını almıştır bunu tembeller. Yok öyle bir şey Aslı yenge. Sus bakayım yenge deme yengeye. Biraz yaratıcı ol canım başka bir şeydi. Neyse. Ay hayatım hani bahsetmiştim ya Alamet hocalarıyla konuştum geçen gün. Sınıfın seviyesini dibe vurmuşlar. Yani Kıvılcım ne kadar yükseltiyorsa onlar da düşürüyorlarmış. Onun için atmışlardır o sınıftan. Ya öyle bir şey yok amcacığım. Ya zaten geçen yıl sınıf birincisiydi. Aa öyle mi? İyi işte ne güzel. Şimdi de başka bir sınıfın birincisi olur. Ahmaklar sınıfını mesela. Üzülme Selin'cim. Bence de sınıfın değiştirilmesinin başka bir gerekçesi vardır.
Ya amcacığım, ne olur Fitnet Hoca ile konuşup beni eski sınıfıma aldırsanız. Yok ya Aslı! Yok ya Ekrem! Ekremciğim, bir olur mu öyle şey hayatım? Yani kadın boşu boşuna müdür olmamış ya canım, bir bildiği vardır herhalde değil mi? Hem düşünsene, bütün veliler gidecek. Yok benim çocuğumu şu sınıfa aldırın, bu sınıfa aldırın. Anarşi çıkar, olmaz! Bakın yengeniz ilk defa haklı bir konuda çocuklar. Müdire hanımın işine karışmasak daha iyi. Hem yeni sınıfında yeni arkadaşlar edinirsin sen de, ha? Ay evet Selin'cim, üzülme. Yeni sınıfında da kendi ayarında arkadaşlar bulursun. Hem eski sınıfındakileri de merak etme. Ben seni aratmam onlara. Ay yeni sınıfı değişti, yakında da okulu değişti inşallah. Amin amin. Amin amin amin. Abi afiyet olsun. Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür ederiz. Nasıl? Su böreğini beğendiniz mi Ekrem Bey? Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ekrem Bey'e ne zamandır su böreği yapmadım. Özlemiştir diye düşündüm. Su böreğini... Anne müstesna! Anne sen öteki tabakları yıkayacaktın oradaki. Hangi tabakları Aslı Hanım? Biraz daha burada tikilirsen o kafanda tek 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 kırılacak olan tabakları müstesna. Çık dışarı çık! Peki Aslı Hanım. Ay Allah'ım ya. Ay Ekremciğim. Bu müstesnaya çok üzülüyorum, acıyorum. Kafayı iyice cörtlettim. Evet, ben mutfakta böreği yapıyorum, hamuru hazırlamışım da. Müstesnacığım dedim, şu mikseri tutar mısın canımın içi dedim. İki dakika tuttu, böreği kendi yaptı zannediyor. Ay yazık, yazık. Neyse hadi afiyet olsun. Na 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 na, Selena, Selena, Selena. Selena. Ya of ya, ben istemiyorum ki o sınıfta olmak. Ne güzel Ozan'la oturuyorduk. Ay tek derdin Ozan zaten. Benden ayrıldığını hiç üzülmüyorsun. Üzülüyorum tabii Leyla. Ya Kıvılcım'a da sinir oldum zaten. Gitti hemen oturdu Ozan'ın yanına. Ozan da hiçbir şey demiyor. Ben de sizden ayrıyım ama yine de mutlu olmayı başarıyorum. Of ya, ne güzel alışmıştım da o sınıfa ben. Ozan var, Erdem var. Ay ama Leyla yine yok. Ay saçmalama Leyla. En önemli olan sensin biliyorsun. Ya belki de gittiğin iyi oldu. Hem kardeşlerini özlersin biraz. Ezikler, ne habersiniz? Ne istiyorsun yine Kıvılcım? Ne istiyorsun olur mu? Size iyi geceler öpücüğü vermeye geldim. Ay, öpücüklerini kendine sakla. Neyse artık canım. Ben de öpücüklerimi yarınki partide Ozan'a veririm. Neyse, Allah müştakınızı versin. Yani rahatlık versin. Ne partisiymiş bu? Biz Dilara'nın evinde parti veriyoruz. Size nasıl olsa bir yol bulup gelirsiniz diye davet edeyim dedim. Hem Ozan da geliyor. İçinde bir oyun yok yani. Yok hayatım, artık size oyun yapmama gerek kalmadı. Ne de olsa artık Ozan da benim yanımda oturuyor. İşte geliyorsanız gelin. Neyse, hadi gidiler size oyun, tamam mı? Yaz içinde kesin bir numara vardır. Ben de gelebilir miyim? Ya daha dur bakalım Nazlıcığım. Önce gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz onu konuşalım. Ozan'la Erdem gidecek, biz gitmeyeceğiz öyle mi? Mümkün değil, tabii ki gidiyoruz. Evet evet, kesin. Peki şimdi gelebilir miyim? Tabii ki Nazlıcığım, biz hiç sensiz bir yere gidiyor muyuz? Hem sen olmadan partinin hiçbir anlamı yok. Ya ben? Bakıyorum beni grubun dışında bırakmışsınız. Merhaba Selena. Nasılsınız kızlar, nasıl keyifler? Aslında çok iyi değil. Niye, ne oldu? Fitnet Hoca seni yan sınıfa gönderdi. Kesin Aslı yengeyle Kıvılcım planladı bu işi. Kıvılcım da Ozan'ın yanına oturdu. Anladım. Kötü olmuş tabii. Sen ne yapacaksın? Aslında ben seni sihir yapıp bu işi düzelteceğini umuyordum ama. Peki sihir yapmadan önce beklemeye ne dersin? Ama Ozan... Selin'cim, ya bence acele etme, beklemelisin. Hem önemli olan Ozan'ın seni sevmesi, yani kalplerinizin biri olması. Hem ayrı şehirlerde olan sevgililer de var. Hem sevgilisi askere gitmiş olanlar da var. Bence bu senin sevgini ölçmen için güzel bir sınav olacak. Haklısın galiba. Yani sihir yapmayacak mısın şimdi? Selin? Uf ya, ne yapayım, sinir oluyorum Kıvılcım'a. İyi gıcık şey. Selena, Selena. Kızlar saat 11 olmuş. İsterseniz yatalım hadi. Aslı yenge gelir birazdan. Neden hep Kıvılcım geç yatıyor, biz erken yapmak zorunda kalıyoruz? Ay olsun Nazlıcığım. Biz okulda daha dinç oluyoruz. Aa ama yeter ama çocuklar, yeter ya. Ay olmaz ki böyle bir şey canım. Yani utanmasanız saatlerin bir saat geri almasını da fırsat bileceksiniz. Olmadı sabah namazına kadar oturun bari. Çıkın canım yatın. Niye yapmadınız hala? Tamam Aslı yenge, yatıyoruz. Aslı Aslı. Bir şey söyleyeceğim sana. Ozan'la Selin'i sınıfa geri aldı. Ne olur bak. Ne? Ne? Aa, hayatım delirdin herhalde sen. Ben bunları sınıfına ayırmak için ne kadar para gömdüm biliyor musun Fitnat'a? Ya. Ya ama Aslı bak, ben seni çok seviyorum. Bak göstereyim bak. Aa, gel.
Ay, öpüşünü mikrop kapacaksın ya çocuğum. Yapma, sevme. Hayatımı aldıramam diyorum sana. Üstüme varma. Aslı bak, bunu ben tutacağım ama ha. Aa, yapma, yapma şöyle yapma Kılıcım. Tamam. Ama tamam, ne yapalım? Paraya geçer, sözümüzü aldırırım, tamam. Ay! Eziksiniz işte, ezik. Ay, hayatımı öptüm. Benimle mikrop bulaştıysa bunlardan ayrıca gittik işte. Eğleniyor musunuz? Ozan! Arkadaşlar nasıl, eğleniyor musunuz? Eğleniyoruz, eğleniyoruz Kıvılcım, çok. Biliyor musun Erdal'cim, çok tatlı bir kedi olmuşsun. Sağ ol, sağ ol İremsu. Bak, ben de tavşan oldum. Fark ettim. Köpek kardeş, beni nasıl buldun? Kıvılcım çok özgün değil mi? Ya gerçekten acayip özgün Kıvılcım, değil mi abicim? Ya çok özgün. Yani sonuçta koyun Türkiye'de az bulunan bir hayvan. Evet evet, hele de Kurban Bayramı arifesinde. Ya bilmiyorum. Dikkat et de Kıvılcım seni kesmesinler ha. Ay Ozancığım, bayılıyorum senin şince esprilerine, biliyor musun? Ben senin gibi bazı kafası basmayan eziklerin aksine espri yapan erkeklere bayılırım. Sağ ol Kıvılcım, hiç eksik olma. Aslında senin köpek kostümüyle geleceğini bilseydim ben de dişi köpek kostümü giyersene böyle kuyruk sallardım. E malum değil mi? Dişi köpek kuyruk sallamazsa erkek köpek peşinden koşmazmış. Gördün mü? Ben de çok güzel espriler yapmaya başladım. Ay senden ulaştı bu ya. Tabii tabii. Kıvılcım, Dilara nerede kaldı? O giyiniyordu, gelir birazdan. Selam. Ay bilin bakalım ben hangi hayvan olmuşum. Durun durun, ipucu veriyorum. Kıt kıt kıt. Bravo Dilara. Bravo gerçekten. Sen gıdaklayan ilk balıksın herhalde. Eh olur bu yaşlarda, kimlik karmaşası. Akvaryumunun suyunu falan değiştir, iyi gelir. Ay azından öldüreceksin beni ya. Asıl sen böyle sınaşmaya devam edersen birazdan Selin gelip Ozan'ı öldürecek. Aa evet, Selin demişken siz Selinleri davet ettiniz değil mi? Ya herhalde davet ettik hayatım. Yani hiç eziksiz parti olur mu? Gelirler onlar birazdan. Neyse kızlar, hadi biz de gidelim. Bu ezikler kıyafet bulursa normal kıyafette gelince kesinlikle maymuna dönecekler. Ve Ozan kimle çıktığını artık gerçekten sorgulayacak. Ay kızlar ya, bir şey soracağım. Selinler partiye maymun kostümüyle mi geleceklermiş? Dilara, küvete doldurup senin için atlasana. Ay nerede? Küve mi var? Nerede? Aferin Kıvılcım. O iyilik meraklısı cadıların mutsuz olması için en büyük yardımcım. Aman da aman, Hades abisinin kıvırcık koyunudur o koyunu, uy. Bakın kimler gelmiş. Ha? Hadi gidelim. Aa, bakın kızlar, biz insanlar hayvan kılığında katılınca böcekler de insan kılığında katılmaya karar vermişler. Ozan, neden herkes hayvan kılığında? Ya hayatım, kıyafet bolusunun konusu hayvanlardı. Ya sizin haberiniz yok muydu ki? Yo, Kıvılcım bize normal parti dedi. İnanmıyorum sana Kıvılcım ya. Ben de sana inanmıyorum Selin'cim ya. İnanmıyorum Selin'cim. Bu haliyle neredeyse bir insana benzemişsin. Hadi gidelim. Bu işte bir şey olduğunu anlamalıydık zaten. Şunlara bak ya. Rezil olduk herkese ya. Ya boş ver hayatım. Ya olur mu Ozan? Herkes bize gülüyor. Ben de arkadaşım sözüne inanmayacağım. Ya boş verin ya. Önemli olan burada olmanız. Şu iyilik meraklısı cadıların kötülük karşısındaki çaresizliklerine bayılıyorum. Madem hayvan kılığına girmek istiyorsunuz, Hades abiniz ne güne duruyor? Hatta size çok büyük bir kıyak yapıp hayvan kılığına sokmak yerine direkt hayvan yapabilirim sizi. Evet evet, bu iyilik meraklısı cadıları eşeğe çevirebilirim. Hem böylece eğlence ikiye katlanmış olur. Erdem? Ozan? Ne oluyor burada ya?
Hay aksi. Yanlış şiir yaptım galiba ya. Neyse, ben gideyim, ortalık karışacak. Bu seferlik de böyle oldu, ne yapalım. Çok güzel. Herkes hayvana dönüşmüş. Leyla, dikkat ettiysen herkes giydiği kostümün hayvanına dönüştü. Evet, ama bu nasıl olur? Ya bilmiyorum Nazlıcığım ama içimden bir ses bu işin içinde bir sihir var diyor. Ablacığım ben çok korkuyorum. Ya Ozan abimiz ısırırsa? Merak etme Nazlıcığım, bir şey yapmaz. Değil mi Ozan? Ha pardon, pastayı hazırladınız pasta mı? Pasta hazır efendim. Kemancılar? 7:30'da burada olacaklar. Kemancılar mı? E tabi, müzisyensiz mi kutlayacağız prensesin doğum gününü? Doğru, iyi düşünmüşsün. Neyse, ben yavaş yavaş kaçayım. Selena'yı akşam alır gelirim. İyi de, Selena'yı şüphelendirmeden nasıl getireceksin buraya? Hiç merak etme, kafamda plan var. Yalnız çok dikkat edin, biz içeri girince benim işaretimle kemancılar meydana çıksın. Ondan sonra siz çıkın, okey? Tamam. Tamam mı? Hadi ben kaçtım. Tamam. Hadi eyvallah. Kuzey. Efendim? Çok sağ ol kardeşim. Bu kadar işin arasında bir de Selena'nın doğum günü partisiyle uğraştın. Ne demek be kardeşim? Dostluklar ne gün için? Hadi eyvallah. Burak Bey merhaba. Fitnat Hanım. Ha, lütfen bana öyle zırtma Fitnat Fitnat deyip o güzel dilinizi yormayınız. Şu diri vücuda bakıp fit deseniz yeter. Fit fit. Fitnat Hanım siz burada... Evet, biraz erken geleyim de sevgili Selena'cığımın doğum günü partisi için hazırlıklara yardım edeyim dedim. İyi ama ya siz nereden, nasıl? Ha şey, sanayiciğim söyledi. Tabii şimdi sizin telaşınız var, arada gümbürtüye gitti ama o söyledi bana, ben de geliverdim. Ya ben unuttum söylemeyi gerçekten. Olsun canım, geldim ya, önemli değil. Hem bakın Selena'cığıma o kadar güzel hediyeler aldım ki inanamazsınız. Göstereyim bakayım, beğenecek misiniz? Nasıl, güzel mi? Bu fotoğrafta biz varız. Evet. İyi ama bu Selena'nın doğum günü, biliyorsunuz değil mi? Ha, biliyorum tabii ki Burak Beyciğim. Ben şey diye düşündüm. Sevgili Selena'cığım, hayatta en çok sevdiği iki insanın bu resmini alır salonuna koyar, bakar duygulanır diye şey ettim. Ya ne güzel. Ya üstelik en güzel, en büyük hediyeyi de sona sakladım. Ah Selena'cığıma çok güzel bir tatil armağan edeceğim. Karayipler'de 15 günlük tek kişilik tatil. Umarım sevinecek. Ha, sevinir. Sevinir tabii ama ne gerek vardı böyle pahalı bir hediyeye? Ha, ne demek Selena'cığıma, az bile. Hem bakın uçak biletini de aldım. Fitnat Hanım. Bu bile sadece gidiş. Ay sormayın, onun derin üzüntüsünü yaşıyorum şu an. Çünkü bu aralar ekonomik olarak biraz sıkışığım da. Önce sadece gidiş alıverdim. Ama bakarsınız Selena'cığım Karayipleri çok sever. Orada yaşamaya başlar. Anlıyorum. İnşallah Karayip korsanları kaçırır o sarıca diyecek Sparrow'u çatalımla. Efendim? Yok yok canım benim, canım benim Selena'cığım. Demek bir yaşına daha girecek, ne güzel. Ya Ozan bak çok ayıp. Erdem o senin arkadaşın. Erdem korkma, Ozan o. Bu böyle olmayacak. En iyisi biz şunları bağlayalım. Ozan. Şşt. Tek çaremiz var. O da Selena'yı çağırmak. Evet. Selena. Selena, Selena. Selam kızlar. Aa, ne oluyor burada? Evet. Bu kadar alamet hoca olmak yeter. Şimdi hemen Ütopya'ya gideyim ki sihir bakımı yaptırayım. Hem böylece bir sürü yeni sihirle bir sürü yeni kötülüğe imza atayım. Ama önce Hades'e dönüşeyim. Hop. Bıyık. Gözlük. Neden olmuyor? Bir daha deneyeyim. Hop. Bıyık. Gözlük. Ya neden olmuyor? Yanlış mı yapıyorum acaba sihiri?
Yok, hayır. Dönüşüm sihiri böyle yapılıyor. Her zaman yaptığım sihir. Hades. Hades sakın geç kalayım deme. Bu işin şakası yok. Sonra bütün sihir gücün iptal olur ve dünyada kala kalırsın. Yok canım, değildir. Ya öyleyse... Dur bir daha deneyeyim. Hop! Bıyık, gözlük, ay. Hop! 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 Ne yapıyor lan bu dut yaprağı? Komikmiş lan bu. Hop! Ne yapıyorsun lan sen dayı öyle? Yeni bir dans mı bu yaptın? Biz hop. De yapalım. Hadi. Hop! 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 Takacağım bir tane ağzınıza ha! Haydi uzayın! Uzayın! Ne ulan öyle uzayın uzayın? Ya gençler, sizle uğraşacak zamanım yok. Haydi işinize, işinize! Alo, akıllı ol yoksa alırız senin gazına ha! Çatlık ya, gazımı alacakmış. Ya sizin işiniz gücünüz yok mu? Bizim işimiz gücümüz ona buna kötülük yapmak. Severiz biz kötülük yapmayı. Neden? Ay ya, benim yüzümden. Bak hele, versene sen şu çantayı bize bir. Neden verecekmişim? Koleksiyon yapıyoruz. Dur yavaş, yavaş. Vurma. Selena, çok büyük bir sorunumuz var. Ya Ozan köpeğe dönüştü. Erdem de kediye. Bütün arkadaşlarım hayvana dönüştü. Bir dakika, bir dakika, sakin olun. Ya nasıl oldu bu? Ya Kıvılcım bizi partiye davet etmişti. Meğer kıyafet partisiymiş. Herkes hayvan kılığında geldi. Biz de böyle gelince komik duruma düştük. Ama Kıvılcım sayesinde. Yani o giden Kıvılcım mı? Evet Selena. Ya partideki herkes giydiği kostümün hayvanına dönüştü. Yani buradaki hayvanların hepsi sizin arkadaşınız mı? Evet. Çok ilginç. Yani biri kostüm canlandırma sihiri yapmış kızlar. Ama kim yapmış olabilir ki ben olmadığıma göre? Hades. Evet. Ya çok ilginç. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama bu kesinlikle onun işi. Çanta gitti. Saat gitti. Deliler! Bayanlar! Kötü insanlar! Kötüler! Ne söylüyorum ben ya? Ya! Olmuyor. Bıyık gözlük olmuyor. Bıyık gözlük. Oo, midem ağrıyor, midem yanıyor, midem ağrıyor. Ya ne yapacağız peki? Merak etmeyin kızlar. Çözmesi çok kolay bir sihir. Ben hemen hallederim. İyi de çözünce ne olduğunu anlamayacaklar mı? Yok, iki sihir arasındayken ne olduğunu hatırlamazlar. Tabii biraz kafaları karışacaktır ama. Neyse, herkes burada mı? Aa hayır, Kıvılcım şu tarafa doğru gitmişti. Aa doğru, başına bir şey gelmesin kızlar, önce onu bulalım. Aa abi, bahçede koyun, gidip alalım. Oo, kurban parası da cepte kalır. İşte orada. Kıvılcım, Selena Kıvılcım'ı getiriyorlar. Selena bir şey yap. Tamam, merak etmeyin, hemen hallederim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Ne yapıyorsun? Sapıklar! Biz seni koyun diye almıştık. Beni koyun mu zannettin? Göster! Polis! İmdat! Gel buraya! Hadi gelin. Kızlar, herkes burada mı? Tamam o zaman, başlayalım. Gel buraya oğlum, gel! Gel buraya, gel! Kızlar! Tesen! Bir dakika ya! Abi ne oluyor bize ya? Kardeşim! Evet, bu sorun da hallolduğuna göre ben artık gideyim, size iyi eğlenceler. Görüşürüz. Na 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 Selena Selena Selena. Doluyor baram. Doluyor baram. Baram doluyor. Her şeyimi çaldılar ya. Param da kalmadı. Acaba bir inşaat bulup orada mı kalsam? O da yok ki, yok. Ne güzel ceket lan bu.
Aa, çıkar lan onu, çıkar. Ver lan hadi ver. Üşüyorum zaten, çıkar. Çıkar. Oh. Çıkar. Ama senin bu yaptığın hırsızlık, ahlaksızlık. Yürü, yürü. Ben sana çekildim ya. Çekildi gitti. Şimdi hepten donuyor bu. İyiliksever bir insan yok mu? Bana bir yorgan versin. Neler diyorum ben ya? İyilikten medet umuyorum. Vay ne. Ay işte. Göğneğimi vermem. Aa, Demeter. Tever. Nereden çıktınız siz ya? Seni götürmeye geldik Hades. Saatlerdir her yerde seni arıyoruz. Sonunda bulabildik. Götürün götürün. Haydi hemen götürün. Ne ettiniz ya? Haydi. Yok, cebi de kapalı. Ya dersen sonra okulda kalıp plan defterini dolduracaktı ama cep telefonunu neden kapattı ki? Tabii ya Fitnat Hanım kesin ben aramayayım diye kapattırmıştır. Hah, işte geldi. Hayatım nerede kaldın? Çok merak ettim. Kuzey? Prenses hemen benimle gelmen lazım. Bir dakika bir dakika. Ben neden seninle geliyorum? Hem senin benim evimde ne işin var? Hadi prenses, soru sormanın sırası değil. Benimle hemen gelmen lazım. Buran yardıma ihtiyacı var. Buran yardıma mı ihtiyacı var? Bir dakika, bir dakika. Neden? Ne oldu? Başına bir şey mi geldi Buran? Dur, panik yapma. Yani öyle bir şey değil. Burak sadece biraz sarhoş oldu. Sarhoş mu oldu? Şu anda içtiğimiz restoranda yarı sızmış şekilde Selena buraya gelmezse bir yere gitmem diyor. Hadi hemen çıkalım. Tamam, tamam. Ay Allah. Ya nereden çıktı ki şimdi içki içmek? Ya bünyesi de kaldırmaz onun. Of. Bana bak, sakın bu saçma sapan oyunlarından biri olmasın. Yapma prenses, aramızdaki problemi çözdük zannediyordum. Oyun falan yok. Güven artık bana lütfen. Umarım öyledir. Kusura bakmayın Jonas. Hades'i dünyada zar zor bulabildik. Hades kılığında olmadığı için ütopik enerji saçmıyor. Enerjiyle hemen bulmamız kolay olmadı. Yiyeceğiz. Sihir gücüm bittiğinden beri sokaklarda çok mağdur durumlarda kaldım. Adeta tırmalanmış, örselenmiş, atılmış bir kedi yavrusu misali. Çalınmış. Hadi hadi uzatma şunu, bırak lafı. Yok kedi olmuş, yok bilmem ne saçma sapan. Gel bir an önce sihir bakımını yapalım. Evet, evet. Hemen yapalım sihir bakımını. Hazır mısın Hades? Dünden hazırım. Pekala, o zaman hemen başlayalım. Bir şey soracağım. Bu Burak'la içki içme işi nereden çıktı? Nereden mi çıktı? Evet. Burak bana okulda kalıp plan defterini dolduracağını söylemişti. Şey biliyorum, bana da söyledi de ben ısrar ettim. Burak nerede? De, niye burası boş Kuzey? Neler oluyor Kuzey? Ben sana saçma sapan oyunlarına bir son vermeni söylemedim mi? Selena, iyi ki doğdun.
bütün bunlar? Evet, dediğin gibi. Hepsi bir oyundu. İyi ki doğdun prenses. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun Selena. Kızlar. İyi ki doğdun hanımım. Çok teşekkür ederim. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.